İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Amerika'da şu an ara seçimler var. Yani 2022 Kasım ara seçimleri gerçekleştiriliyor. Bu seçimlerde Senato'nun bir kısmı, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve bazı eyaletlerinde valileri seçime gidiyor. Dolayısıyla Amerika'da özellikle yasamanın nasıl çıkacağı ve bu yasamanın aslında Amerikan siyasetine ve Amerikan dış politikasına nasıl etki edeceğine dair ciddi bir tartışma söz konusu. Biden 2 yıl önce göreve geldi. 2 yıllık süre esnasında kendisince hem içeride hem dışarıda çeşitli adımlar attı. Ama özellikle enflasyonun Amerika'da %8'ler gibi, Amerika'da hiç beklenmeyecek düzeylere çıkmış olması nedeniyle Amerika'da demokratlar, yani Biden'ın partisi olan demokratlar ciddi eleştiriye maruz kalıyordu. Bu çerçevede cumhuriyetçilerin Amerikan Kongre seçimlerinde yoğun bir talep göreceği ve cumhuriyetçilerin Amerikan haritasının neredeyse kırmızıya boyayacak şekilde geri geleceği ve Amerikan Kongresi'ni kazanacağı düşünülüyordu. Dün yapılan seçimler henüz tamamlandı ama sonuçlar henüz tamamlanmadı. Daha bazı eyaletlerde sayımlar devam ediyor, bazılarında netleşti. Ama şu an itibariyle aslında kaba taslak bir resim karşımıza çıktı diyebiliriz. O resim üzerinden tarif edecek olursak aslında o beklenilen kırmızı dalganın gelmediğini, yani cumhuriyetçilerin büyük bir zafer elde etmediğini söyleyebiliriz. Ama şu an itibariyle baktığımızda Senato'da cumhuriyetçiler Senato'yu, yani biliyorsunuz Amerikan Kongresi iki kameradan meydana geliyor. Bir tanesi Senato, bir tanesi de Temsilciler Meclisi. Senato'da demokratlar çoğunluğunu sürdürecek gibi gözüküyor. Temsilciler Meclisi'nde ise cumhuriyetçilerin birkaç ufak bir farkla da olsa cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalinin, yani çoğunluğu elde etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ne dediğime dair kısa bir açıklama yapmak gerekirse, bakın şimdiye kadar elimize gelen seçim sonuçları üzerinden bir bakalım aslında şu resimlere ve o resimler çerçevesinde kaba bir değerlendirme yapabiliriz. Önce Amerikan Meclisi'ni, Amerikan Kongresi'ni bir tarif edelim isterseniz. Amerikan Kongresi iki alt daldan, iki kameradan meydana geliyor. Senato'da senatörler var. Birincisi senato ve senato'da senatörler var. Amerika'da 50 tane eyalet olduğunu düşünürseniz, bu 50 eyaletin her birinde ikişer senatör seçiliyor ve bu senatörler aslında uzun yıllar boyunca görev yapabiliyorlar seçildikleri müddetçe de. Senatörlerin de uzun uzun görev süreleri olduğunu, tekrar tekrar seçildiğini hatırlatmam gerek. Dolayısıyla aslında toplamda 100 senatör var. Bu 100 senatörün seçilmesi için belli aralıklarla yapıldığı için Amerikan seçimleri, mesela bu ara seçimlerde 34 veya 36 tane eyalette ara seçim yapılıyor senatörler için. İşte onların çıkaracağı sonuç üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Kongrenin ikinci kamerası ise Amerikan Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi ise 430 civarında temsilciden meydana geliyor ve bunların her biri aslında bizim bildiğimiz anlamda nüfusa göre seçiliyor. Yani eyalete göre değil. Her eyalette iki senatör seçilirken, burada mesela Kaliforniya gibi büyük eyaletlerde veya New York gibi büyük eyaletlerde çok fazla temsilci seçilirken, daha küçük eyaletlerde daha az sayıda temsilciler seçiliyor. Bu kongre ise bu ara seçimlerde bütünüyle yenileniyor. Dolayısıyla onların nasıl sonuç çıktığına isterseniz şöyle kabaca bakalım. Senato'da aslında çok bir değişiklik olacak gibi gözükmüyor. Bakın bir önceki, burası değil mi? Senato, bir önceki dönemde cumhuriyetçilerin 50, demokratların ise 48 senatörü vardı. İki bağımsız senatör vardı. Şu ana kadar çıkan sonuçlara bakarsanız,
47 senatörün Cumhuriyetçilerden geleceği, 48 senatörün Demokratlardan geleceği kesinlik kazanmış oldu. Geriye henüz 5 senato üyesinin hangi partiden geleceğine dair netlik kazanılmış değil. Dolayısıyla tam bir resmin çıkmasını beklemek gerekebilir ama şu an itibariyle baktığımızda aslında senatoda Demokratlar öyle beklenilen bir kayıp yaşamadı diyebiliriz. Kongreye baktığımızda, kongrenin ikinci kamerası olan Temsilciler Meclisi'ne bakacak olursak orada biraz resmin değiştiğini görebiliriz. Bir önceki seçim döneminden kalma rakamlar işte burada. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nin 212 sandalyesine hakimken Demokratlar 220 sandalyesine hakimdi. Buna karşılık 3 sandalye ise boştu. Bakın şu ana kadar seçim sonuçlarına bakacak olursanız 199 sandalyenin Cumhuriyetçiler tarafından garantilendiği, 173 sandalyenin ise Demokratlar tarafından garantilendiği gözüküyor. Geriye 63 boş sandalye kalıyor. Bunların da kesinleşmesini bekliyoruz. Türkiye'deki durum gibi, Türkiye'deki seçim durumunda olduğu gibi zaman zaman Demokratların oylarının sonradan artış gösterdiği olur. Ama yine de aslında Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimalinin biraz daha farklı, ufak bir farklı da olsa çoğunluğu elde etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu aslında Cumhuriyetçilerin muazzam bir geri dönüşü olarak adlandırılabilecek bir seçim sonucu değil. Demokratlar bu seçime gitmezden önce biraz daha karamsardılar. Özellikle ekonomik sıkıntıların, enflasyonun %8'lere varmış olması nedeniyle Trump ve destekçileri ve Cumhuriyetçilerin diğer kanatları hepsi çok iyimser bir tablo çiziyorlardı. Seçimi büyük bir farkla kazanacaklarını düşünüyorlardı. Bunun aslında dünya siyaseti içinde önemli sonuçları olabileceğini konuşuyorduk. Çünkü eğer yasama kurumunda Demokratlar belirli bir sayıya ulaşamasaydı, Cumhuriyetçiler yasama organını büyük bir farkla ele geçirmiş olsalardı, Amerika'da, Amerikan siyasetinde tipik ismiyle tarif edecek olursak başkan bir topal ördek konumuna düşmüş olacaktı. Yani Amerikan başkanı alacağı kararlar için öyle veya böyle bir denge denetleme sisteminin içerisinde olduğu için kongreye sıkça başvurmak ve kongreyi ikna etmek zorunda kalacaktı. Mesela Ukrayna'daki savaşa herhangi bir şekilde ekonomik veya askeri yardım yapıp yapamayacağını tabii ki kongrenin onayına bağlayacaktı. Cumhuriyetçiler kongreyi kazandıklarında Biden'ın elini ayağını bağlayacaklarını, mesela Ukrayna savaşında Biden'ın politikalarına darbe vuracaklarını dile getiriyorlardı. Dolayısıyla bunun gerçekleşmediğini bugünkü seçimler üzerinden aslında şu an itibariyle söyleyebiliriz. Daha başka neler söyleyebiliriz? Bir konuğum var. O ayrıntısını da onunla konuşalım. Buyurun. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Briefing saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Bekir İlhan. Bekir bize aslında Amerika üzerine çalışan, Amerikan siyasetini hem iç siyaset bakımından hem de dış politikası bakımından takip eden önemli bir siyaset bilimi uzmanı. Bekir bize bugün biraz tarif etsin. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Bekir. Hocam, sağ olasın. Teşekkür ederiz programımıza katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu seçim sonuçları gerçekten benim tarif ettiğim gibi Cumhuriyetçileri ciddi anlamda mutsuz eden bir seçim sonucudur diyebilir miyiz? Evet hocam, yani siz de bahsettiğiniz gibi biz şu anda Cumhuriyetçilerin kırmızı dalgasını konuşuyor olmamız gerekiyordu. Cumhuriyetçiler özellikle yaz aylarından itibaren büyük bir muhafazakar geri dönüş, büyük bir cumhuriyetçi geri dönüş yapacağız diye hani tabiri caizse kendi seçmenini ve kendi liderini bir nevi gaza getiriyorlardı hocam. Ama şu ana kadarki sonuçlar bize gösteriyor ki Demokratlar beklenenden daha iyi performans sergiledi. Cumhuriyetçiler bazı kilit
pozisyonları alamadılar ve şu anda hala yarış devam ediyor ve hem Kongre hem hem Temsilciler Meclisi hem Senato şu anda henüz kafa kafaya. Peki şöyle bir resim çıkarsa Senato'da fark yemezse en azından Demokratlar Senato'yu Senato'da bir fark yemediği müddetçe 49'a 51 falan o çok sorun olmuyor. Temsilciler Meclisi'nde mesela 15-20 gibi bir fark oluşursa Cumhuriyetçiler orada bir üstünlük elde ederse o zaman gerçekten Biden'ın işi zordur diyebilir miyiz diyemez. Şunu açıkça söyleyelim. Cumhuriyetçiler hani Senato ve Temsilciler Meclisi'ni aynı anda elde edemediği sürece Biden'a herhangi bir zorluk çıkartamazlar. Yani tabii ki Amerikan sistemi içerisinde Temsilciler Meclisi'nin kendine göre gücü var, yasama yetkileri var, Senato'nun var ama Cumhuriyetçilerin beklentisi her ikisini beraber alıp Biden'a karşı bir şey yapmak. Çünkü çeşitli teamüller var. Aynen. Ve o teamüller çerçevesinde Amerikan Kongresinde tarafların uzlaşı üretmesi, partizan olmayan bir uzlaşı üretmesi beklenir. Öyle bir farkla, iki farkla sadece partizan şekilde başkanı engellemeye çalışmak o siyasi partinin altını boşaltır. Aynen. Bu nedenle ufak bir farkla. Ama mesela hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni ele geçirmiş olsalardı herhalde Biden için oldukça zor günler olacaktı veya Amerika'nın bütün siyasi ayakları için oldukça kötü günler gelecek. Şimdi mesela bu şeyden bahsediyoruz, bu dalgadan bahsediyoruz. Bu dalga gerçekleşmedi. Demokratların kendisi bile oldukça karamsardı. Evet. Onlar için sürpriz oldu. Bu sürprizin sebebi nedir? Niye mesela enflasyon gerçekten Amerikan seçmeninin davranışını etkilemedi mi? Hocam şimdi şöyle belirtelim. Bahsettiğimiz ülke Amerika, federal bir sistem. Hı hı. Ve coğrafi olarak da çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir ülke. O yüzden hani eyaletler bazında oldukça geniş farklılıklar olabilir. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama ulusal bazda sizin de bahsettiğiniz gibi gerek söylemlerde gerek kampanya stratejisinde bazı ortaklıklar olabilir. Bu noktada Demokrat Parti'nin ve Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal bazdaki kampanyasına baktığımızda Cumhuriyetçiler daha çok maddi meseleleri ön plana çıkarmaya çalıştılar. Çünkü onlar ekonomi kötü, enflasyon, market fiyatları yüksek, akaryakıt fiyatları yüksek, suç oranları yüksek, göçmenler geliyor. Cumhuriyetçiler böyle bir kampanya yürüttüler. Demokratlar da buna karşı demokrasi tehdit altında, demokrasi tehlikede diye soyut bir fikre yönelik bir kampanya stratejisi güttüler. Günün sonunda hani hangisi kazandı diye bakacak olursak, hangi söylem kazandı diye bakacak olursak, demokrasi tehdit altında söylemi demokratlar için iş yapmış görünüyor. Çok ama büyük farkla kazanmasa, kazanamasa da hatta evet, kazanmamış olsa da onlara büyük bir hezimet yaşatmadı gibi gözüküyor. Ama hani bu söylem onlara kazandırır demek de aslında biraz yanıltıcı olabilir. Nasıl hocam? Çünkü şöyle, demokratlar aslında bu seçimleri bir şeyler yaparak değil de aslında bir şeyler yapmayarak bu hale getirdiler. Hmm. Nedir o? Malumunuz Amerika'da son yıllarda çok ciddi bir kimlik siyaseti meselesi var. Ne demek o kimlik? Amerika'daki kimlik tartışması nedir? Hemen açayım hocam. Yani her iki tarafta hani bahsettiğim o maddi meselelerin dışında kalan, yani kimlik nedir bunlar, yani cinsiyet meseleleri olur, ırk meseleleri olur, onun dışında göçmenlik meseleleri olur. Bu meselelere yönelik mesela veganizm, feminizm gibi aktivizm dediğimiz bizim bu meseleler üzerinden siyaset geliştiriliyor Amerika'da. Özellikle son yıllarda gerek Demokrat Parti içerisinde gerekse de Cumhuriyetçi Parti içerisinde kimlik siyasetini ön plana çıkartan kanatlar yükselişteydi. Bu woke liberalizm dediğimiz işte LGBT savunucuları, aynen, çevre savunucuları, aynen, veganlık, işte ne bileyim başka neler vardı. Siyah hayatlar önemlidir, evet, vesaire gibi. Polis illavet hareketi vardı. Demokratların içerisinde de aslında çok büyük bir çoğunluğu elde etmeyen ama demokratlara sesleri, yön veren, sesleri yüksek çıkan, ajanda tayin edebilen bir ekip. Liberaller dediğimiz, aynen, bir kitleden bahsediyorduk. Bu kitlenin bu sefer bu seçimde sesi çıkmadı mı? Yani çünkü hani şöyle tarif ediyoruz ya, onlar çok sesleri çok çıktığında Cumhuriyetçiler daha çok kazanıyor
diye bekleyebilirdik. Şöyle ki siz hani azınlık kimlik siyasetinde oynarsanız karşı tarafında size üreteceği cevap çoğunluk kimlik siyaseti olacaktır. Demokratlar hani özellikle Obama'nın son döneminden itibaren bu tarz kimlik siyasetini ön plana çıkardılar ve karşılarında aldıkları cevap da Trump oldu. Sonrasında ise hani Biden'ı aday göstermekle beraber daha merkezi adaylar çıkarmaya başladılar. Bu seçimde de açık konuşmak gerekirse demokratlar kimlik siyasetini fazla kurcalamadılar. Bunu kastetmiştim zaten. Demokratlar aslında bir şey yaparak değil, bir şey yapmayarak bu seçimi bu hale getirdiler. O da kimlik siyasetini kurcalamadılar. Çünkü biliyorlar ki kimlik siyasetini kurcaladıkları takdirde Cumhuriyetçi Parti onları hani onlara Cumhuriyetçi Parti'nin onlara üreteceği cevap daha böyle çoğunluk siyaseti olacaktı ve hani matematiksel olarak orta sınıf beyaz Amerikalı'nın white identity politics yani şey beyaz olacaktı. Kimlik siyaseti cevap verecekti onlara. Peki bu tabloya baktığımızda şimdi mesela evet şey anlaşılıyor yani işte Cumhuriyetçiler daha çok orta sınıf beyaz Amerikalı'ya hitap eden, belki orta alt sınıf beyaz Amerikalı'ya hitap eden bir şey var, bir kitlesi var. İşte o demokratların içerisindeki o woke liberaller onları tetiklemediği için yine böyle hani bıçak sırtında belki cumhuriyetçilerin kazandı diyebileceğimiz ama beklentileri kadar kazanamadıkları bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bu sonuçların etrafından, bu sonuçlar üzerinden bakacak olursak şimdi mesela işte Trump'ın desteklediği adaylar vardı. Evet. Mehmet Öz bunlardan bir tanesi, bir tanesiydi Pensilvanya'da. Sanırım kaybetti. Evet, kaybetti. Ona benzer başka Trump'ın desteklediği adaylar da kaybetti. Şimdi bu bir anlamda aslında Trump-Biden yüzleşmesi, Trumpizmin devamı ve dolayısıyla yenilmesi gerektiğini söylüyor demokratlar. İşte Trump gelirse, Trump'ın destekledikleri gelirse bir rejim kaygısı ortaya çıkacaktı. Evet, demokrasi tehdit altına girecekti. Demokrasi tehdit altına girecekti. Trumpizm kazanırsa. Şimdi burada nasıl bir resim çıktı karşımıza? Şöyle ki Trump meselesi hem gerek Cumhuriyetçi Parti'nin kendi iç dinamiklerinde de hem de ulusal bazda Amerikan siyasetinin dinamiklerinde çok önemli bir mesele. Bu seçimlerde hani Cumhuriyetçiler tabii ki demokratlara karşı yarıştı ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde de Trumpçı adaylar vardı. Bir de Trumpçı olmayan adaylar vardı. Bu adayların da performansı hani 2024 için bize bir gösterge olacaktı. Şöyle ki Trump'ın desteklediği adaylar eğer ki yüksek derecede başarı elde etmiş olsaydı ki şu andaki son mevcut duruma göre Trump'ın desteklediği adaylar o beklenen fırtınayı yaratamadılar. Onlar da açıkçası hani cumhuriyetçileri biraz hayal kırıklığına uğrattı. Onlar işte kazanmış olsaydı Trump hem Demokrat Parti'ye hem Cumhuriyetçi Parti elitlerine hem de kendi tabanına işte ben Kingmaker'ım yani benim seçtiğim adam kazanır. Benim koyduğum adam kazanır mesajını sinyalleyebilecekti. Hatta şöyle ki Trump'ın yani önümüzdeki hafta 14 Kasım'da bir açıklama yapması bekleniyordu. Açıklamayı yapacağını yani seçimlerden önce bir aday olacağını açıklayacaktı. Büyük ihtimalle kampanyasını başlatacaktı. Çünkü başlayabilir. Henüz hala yani başlayabilir. Bu ara seçimlerde desteklediği adayların büyük bir başarı üretmesini, evet, cumhuriyetçilerin kongreyi silip süpürmesini bekliyordu. Evet. Arkasından bir zafer ilanı gerçekleşecekti. Rüzgar arkasını alacaktı ve adaylığını ilan edecekti. Ama öyle olmadı. Hatta Trump'ın beklentilerin hani altında zaten adaylar performans gösterdi. Bir de başka bir faktör var. Ron DeSantis faktörü. Onu konuşalım da şu Trump meselesini. O zaman Trump ve Trumpizm, yani şimdi Trump'ın önümüzdeki dönemdeki başkanlık hayali suya düşer mi bu sonuçlar etrafından? Ve o düşse bile Trumpizm devam eder mi yoksa Trumpizm de mi gömülür? Bir kere şimdiden Cumhuriyetçi Parti içerisinden sesler yükselmeye başladı. Trump bakın bize artık seçim kazandırmıyor. Trump'ın adayları da hiç başarılı performans göstermediler. Biz başka adaylara yönelelim, başka politikalara yönelelim gibi bir sesler şu anda çıkmaya başladı. Yani hatta Amerika'da muhafazakar ve sağ medya Trump'ı şu süreçte bile, şu dakikada bile sattı diyebiliriz. Çünkü ben takip ettim. Hani Fox News, Amerika'nın Fox News'i ve New York Post gibi gazeteler şimdiden hani Trump'la dalga geçmeye başlayan haberler üretmeye başladılar mesela. Nedir bunun ana unsuru? Yani Trump artık kaybetti, Trump artık yok gibi bir şey, bir imaj mı çiziliyor? Demokratlar zaten Cumhuriyetçi Parti elitlerine bunu sinyallemeye çalışıyor. Bakın işte görüyorsunuz Trump gibi adamı çıkartırsanız işte sürekli kaybetmeye mahkumsunuz mesajı veriyor. Sol liberal medyayla beraber. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de Trump'a karşı olan kesimlerde hani fırsat buldu diyebiliriz. Bu fırsattan istifade etmeye çalışıyorlar yani.
Peki Trumpizm öldü mü? Şöyle yani, çünkü mesela Trump'ı iktidara getiren bir hava vardı. Hiç mesela çok, ta Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması bile imkansıza yakın gözükürken adam başkanlığa kadar geldi. Orada işte orta sınıf Amerikalıların ekonomik sorunlardan yana kendilerini işsizlik ve benzeri meselelerde Trump'a yakın hissetmeleri, göçmen meselesi, işte bu woke liberallerin çok fazla Amerikan orta sınıflarını tehdit eder hale gelmesi falan, bunların bir tepkisi sonucu Trump çıkmıştı ve evet, bir Trumpizm diye bir şey çıktı ortaya. Yani Amerika'da Trump tarzı siyasetin yeniden kazanma ihtimali ne karşı demokratlar rejimi savunduklarını evet, iddia ediyorlar. Peki Trump'la beraber Trumpizm de gider mi? Trump'la beraber Trumpizm gitmez. Çünkü Trumpizm dediğimiz şey Trump'la gelmedi. Aslında Trumpizm dediğimiz şey nedir? Özünde az önce bahsettiğim gibi beyaz kimlik siyasetidir ve bu özellikle 2010'lardan itibaren, hı-hı, yani Tea Party, Amerika'da Çay Partisi hareketinden itibaren onların kendi ifadesiyle dip dalga şeklinde gelen bir şeydi. Yani Trump bunun üzerine sadece sörf yaptı. Trump bunu kurmadı. Trump bu açılan dalganın içerisine, aynen, kendisi bir yelken açtı. Kendisine bir yelken açtı ve bu da ona 2016 seçimlerinin zaferini getirdi. Bu saatten sonra da demokratlar özellikle 2024 seçimlerinde merkezi bir aday yerine tekrardan yani kimlik siyasetinde savrulurlarsa bu Trump'ın işine yarar. Ne yapar? Karşı beyaz orta alt sınıf kimlik siyasetini yeniden tetikler. Yani bu noktada yeniden 2016 senaryosunu görmemiz mümkündür bu şeyde. Ama işte demokratlar asıl zaten bu seçimin sonuçları cumhuriyetçilerden ziyade demokratlara yönelik bir mesaj. Yani aslında demokratlara çok açık bir şekilde sonuçlar şunu diyor. Yani bakın, kimlik siyaseti gütmediğiniz takdirde Amerikan solunun aslında geleneksel sol meselelerini tartıştığınız takdirde nedir onlar? Asgari ücret, health care, yani sağlık sigortası. Vergi meselesi. Aynen, vergi meselesi. Bunları geleneksel sol meseleleri tartıştığınız zaman bakın kazanıyorsunuz. Ama ne zaman ki siz cinsiyet meselelerine veya işte radikal ırk meselelerine veya çevreci meselelere vesaire vegan gibi meselelere sararsanız size toplum bir şekilde şey yapıyor. Yani bir ders veriyor seçimlerde. Şimdi mesela şeyi de konuşalım bu çerçevede. Hani bir kırmızı dalga gelmedi, cumhuriyetçi dalga gelmedi. Demokratlar pozisyonlarını en azından biraz daha zayıflamış olsalar da koruyacaklar. Bir iki, evet, sene daha koruyacakları belli oldu. İki sene en azından koruyacaklar. Evet. Bu çerçevede şimdi mesela bunu sağlayan şey, direnebildileri sağlayan şey o cumhuriyetçi seçmenin mi sandığa az gitmesi? Çünkü sandık meselesi Amerika'da hep tartışmalı, evet, bir mesele. Sanırım yine sandık katılımı çok az gözüküyor. Yine çok az, yani resmi sonuçlar açıklanmadı ama yani en son gördüğümde %55 gibi, yani Batı demokrasilerinin oldukça altında bir oran, hı-hı, var Amerika'da. Yani sandığa katılım oranları bir meseledir. Bu kadar rejim meselesi ise, demokratlar için bir rejim meselesi ise veya ekonomik sıkıntılar gerçekten bu kadar önemliyse neden Amerikan seçmeni, çünkü başkanlık seçiminde Biden-Trump arasındaki seçimde yükselmişti o ara. Son 120 yılın en yüksek katılımı olmuştu 2020 seçiminde, evet, ama genelde çok düşüktür Amerika'da. Bu sefer o kadar önemli gözükmedi mi? Neden yükselmedi? Neden düşük bu rakam? Bahsettiğim gibi genelde Amerika'da seçime katılım oranları düşük oluyor. Bunun sebebine yönelik çok klasik ama yanıltıcı bir cevap var. Nedir o? Hani derler ki Amerikan toplumu birçok meselesini aşmıştır. Artık seçmen sandığa gitmek istemiyordur gibi argümanlar var. Aslında yanlış. Amerika'da mesele bitmez. Yani programın başından beri bir sürü mesele saydık. Bu noktada aslında Amerikalıların sandığa gitmemesinin oldukça ilginç bir nedeni var. Nedir o? Amerika'da çok fazla seçim var. Şöyle ki Amerikalılar, hani yayının başında da bahsettiğim gibi federal bir sistem, yani federal meclislerini seçiyorlar, federal makamlara aday gösteriyorlar, eyalet bazlı eyaletlerindeki siyasi pozisyonlara bir sürü aday seçiyorlar. Yine ilçe bazlı olsun, kasaba bazlı olsun bir sürü konuda seçim yapıyorlar. Amerikalılar bugün yani kendi kasabasındaki şerifi de seçiyor, oradaki savcıyı da seçiyor, oradaki mahkeme üyelerini de seçiyor. Bir Amerikalı 4 yıllık bir seçim dönemi boyunca ortalama 30 veya 40 tane siyasi makama
yönelik seçim yapıyor. Bu da ne getiriyor? Yani ortalama... En azından seçime davet ediliyor. Evet, seçime davet ediliyor. Bu da ne getiriyor? Normal seçmenin, ortalama vatandaşın kafasına bir tür bilişsel bir yük, yani enformasyon yükü getiriyor. Şimdi bu adam 30 ila 40 tane makama yönelik bir seçim kararı verecek ve bunu hangi makam için, kimi, neden ve nasıl seçeceğini bilemiyor. Ve bir zihinsel karmaşa yaratılıyor seçmenin kafasında. Bu da neye neden oluyor? Kurumsallaşmaya. Evet. Ve ardından da şeye gidiyor hocam. Seçimlere katılım azalıyor. Çünkü hani dediğim gibi neye oy vereceğini çok bilmiyor. Ulusal bazda tabii neye oy vereceğini biliyor. Neden? Çünkü partiler var. Orada o işe yarıyor. Çünkü o da aslında demokratlarla cumhuriyetçilerin, evet, sürekli sahnede kalmasını, evet, yeni bir siyasi partinin, evet, vesairenin de ortaya çıkmamasını. Şu an tartışmalar var yani Amerikan Akademisi'nde, siyasi biliminde. Hani çok fazla seçimlerimiz var. Çok fazla seçime gidiyoruz. Hani mesela biz Türkiye'de biliyorsunuz yerel seçimlerimiz var, genel seçimlerimiz var. Toplamda hani 5-6 siyasi makama atama yapıyoruz. Yani aday seçiyoruz. Onun dışında şey yapmıyoruz. Bir de galiba seçimde oy kullanmak da çok kolay değildi bu şeyde. 2 saat sıra bekledi millet. Tabii Amerika'da zaten bu her zaman bir problemdir. Normalde demokrasilere baktığımız zaman nedir? Pazar günü seçim gündür ve hani genelde tatildir. İnsanlar o gün oy kullanır ama Amerika'da hiç olmayacak bir günde, haftanın salı içinde günü, salı günü seçim vardır. Onun öncesinde postal seçim... Kasım'ın ilk pazartesinin ertesi salısı. Evet, evet. İşte ama iyi bir tarif aslında. Evet. Sabit bir, güzel ama bir tarif. Pazar demek daha kolay yani sonuç itibariyle. Yani onunla kıyasladığımız zaman. Yine dediğim gibi... şey çok fazla Amerika'da yine aynı şekilde bu seçim merkezlerinin kalitesi de yani eyaletten yine fark ediyor. Yani bazı yerlerde çok, bazı yerlerde az. İnsanlar hem zaten sandığa gitmek istemiyor hem de gittikleri zaman zaten 2 saatlik sıra falan bekliyorlar. Ya bu da onları bir tür şeye itiyor. Seçimden çekinmeye ve katılmamaya itiyor. Evet, Trump beklediği havayı yaratamadı. Biden iktidarını 2 yıl daha rahat bir şekilde sürdürebileceğini gösterdi. Burada şimdi cumhuriyetçiler ne yapacak, ne edecek, yeni adayları kim olabilir tartışmasında sanırım Florida valisi, evet, bir adım öne çıktı. Yani bir adım öne çıkmadı, aslında 20 puanlık farkla kendisini bayağı bir öne attı. Ben adayım dedi artık. Yani o demese bile kalabalık artık zafer konuşmasında onun başkanlığa artık aday olması gerektiğini haykırdı yani. Tezahüratta falan bulundular. Bu Ron DeSantis kimdir? Florida valisi. 2018 yılında bu adam 0.4 puanlık bir farkla Florida'yı kazanıyor. Florida zaten çok çekişmeli bir alan. Evet. O Al Gore, George Bush'un 2000 seçimleri. Kavgalı seçimlerin, aynen, olduğu bir, aynen, yerdir. O kavgalı yerde 0.4 ile almak çok şaşırtıcı değil. 2018'de evet, ama 2022'de Ron DeSantis 20 puan farkla tekrar aldı valiliği. Yani 0.4'ü 20 puan farkı getirdi. Yani %20 oylarını artırmış, evet, oluyor. En son %20 idi yani. Tabii o biraz düşmüş olabilir şu anda. Neye bağlıyoruz bunu? Bunun da sebebi kendisi yani özellikle pandemi döneminde... eyaletini yani kapatmadı. Pandemi yasaklarını yani mesela bu muhafazakar seçmenin ve ortalama Amerikan seçmeninin aslında önemsediği bir konuydu. Eyaletin ekonomisini kapatmadı. Çok fazla pandemi yasağı getirmedi. Ve aynı şekilde o Demokrat Parti'nin o liberal ajandasına karşı da bir şey yaptı. Hani bir bariyer oluşturdu. Özellikle göçmenler konusunda yaptığı çok ilginç değil mi? Evet. Ne yapıyor? Amerika'nın böyle en lüks yerlerinden bir tanesini yani 200, bir otobüse 200 tane seçmen göçmen dolduruyor ve Amerika'nın en lüks ve en beyaz yerine gönderiyor. Onları otobüse, uçağa bindiriyor. Evet, uçağa bindiriyor, biletlerini kesiyor, gönderiyor. Amerika'nın en lüks semtlerine gönderiyor. Madem işte bu, evet, bu bunlara karşı Florida'ya yardımcı olmuyorsunuz, buyurun sizin. O en lüks semt zaten yani beyazların yoğunlukleşir yerler. Demokrat Parti'ye yani %80 falan çıkıyor ve Obama'nın %90'larla Demokrat Parti'nin. Obama ailesinin orada malikanesi de var yani. Hani Obama ailesi de hani oranın elitlerinden. Dolayısıyla ses, evet, getirdiğini görebiliyoruz. Belki de önümüzdeki dönemde cumhuriyetçilerin Biden'a karşı bir başkan adayı söz konusu olduğunda, çünkü cumhuriyetçilerin son dönemde işte Trump da dahil olmak üzere başkan adayları pek de beklenilen performansı, evet, gösteremedi. Hı hı. Dolayısıyla bu dinamik valinin herhalde
artık önü açıldı. Cumhuriyetçilerin tabii o yarıştan ne çıkar belli olmaz ama Trump'la uğraşması gerekecek yeniden. Trump şimdiden evet, saldırmaya başladı Trump kendisine. Trump şu an saldırmaya başladı ama soyadıyla dalga geçti mesela. Bu Trump'a benzeyen ama biraz Trump'ın biraz daha akıllıcısı. Evet, bunu diye diyorlar. Kendisi zaten Ron DeSantis, Ronald DeSantis. Yani Ronald Reagan şey üzerinden daha önce. Onun üzerinden bir hikaye kurmaya evet, çalışacak. Bekir İlhan, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bugün Amerika'daki ara seçimleri konuşmaya çalıştık. Daha sonuçlar netleştikçe daha ayrıntılarını ve gelecek vizyonunu tekrar paylaşırız. Bugünlük bu kadar. Briefing saatinden hepinize iyi akşamlar.